sahada yapmış olduğumuz çalışmada çok ciddi sayıda bir çölyak hastası olduğunu fark ettik. Bu konuda arkadaşlarımızla birlikte çalışmayı başlattık. Bir tarafında Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın DAP idaresi, bir tarafında da kendi proje ekibimizle bu projemizi bana kazandırdık. Şu anda bir süredir faaliyette gerek Van ve çevresine gerekse bölgedeki hatta Kayseri, Adana, Ankara batıdaki sınırına kadar ulaştığımız hatta zaman zaman daha batıdaki illere kadar. Çünkü daha geride bu anlamda bu profesyonellikte bir tesis yok. Biz de diğer sosyal belediyecilik hizmetleri projelerimizin yanında glutensiz kafe ve fırın hizmetimizi yapmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu hizmeti halkımıza sunmuş olmak bizleri de mutlu etti. Bu vesileyle de çölyak hastası olan tüm hemşerilerimize Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah bizlerden aldıkları ürünlerden memnun kalacaklardır, kalmışlardır. Zaman zaman memnuniyetle ilgili mesajları alıyoruz. Bunlar da bizi motive ediyor, mutlu ediyor. Bu anlamda da emeği geçen başta DAP idaresine ve kendi proje ekibimiz de bu anlamda tebrik ediyorum. Biz Edremit Belediyesi olarak özellikle rutin belediyecilik, yol, park, kanalizasyon, su gibi hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik yönüyle de gelişkin bir belediyeyiz. İnşallah Edremit'imizi, Van'ımızı bu noktada da daha ileri noktaya taşıyacağız. Çölyak hastalığı buğdaydan bulaşan bir rahatsızlık. İnce bağırsakta kolon kanseri yapıyor. Bu çölyak hastalarının un ve undan bulaşan her şeyden uzak durmaları lazım. Sabah kahvaltılık ürünler, öğlene doğru yemek çeşitleri, ekmekler, öğlenden sonra da yaş pasta ve ızgara çeşitleri. Sağlıklı beslenmek isteyen bütün hastalar buradan alışveriş yapıyor. Çölyak hastaları her yerden alışveriş yapamıyor. Ama biz buradan Türkiye'nin her iline ürün gönderiyoruz. İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya. Doğu illerinin tamamına ürün gönderiyoruz. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tek işletme burası. Bunlardan yemeye başlayalı uykum azaldı. Yani azaldı derken olumlu anlamda. Hep uyuyan birisiydim. Gözümü yataktan kaldıramıyordum. Hakikaten demek ki problem glutenmiş. Glutensiz ürünler beni sağlığıma kavuşturdu. Kesinlikle sağlık için çok faydalı. Bu tip yerlerin arttırılması görüşündeyim. Çok iyi bir hizmet verilmiş. Sağlık için kesinlikle faydalı. Ben bizzat yaşayarak glutenin ne kadar zararlı olduğunu, glutensiz ürünlerin ne kadar faydalı olduğunu bizzat gözledim yani. Kendim gözledim. Çok sağlıklı, tavsiye ediyorum. Allah belediye başkanından razı olsun yani. İyi ki de düşünmüş. Bu tür yerlerin daha çoğaltılması lazım. Çünkü bu tür hastalarımız var, bayağı var yani. Bizim hastamız olduğu için biraz daha vatandaşlar o tür hasta olana daha rahat eder. Çoğaltılması lazım düşünüyorum. Çok güzel gelip istediğimizi alıyoruz. Hani evde de yapıyoruz ama tabii buradaki gibi olmuyor. Ya şimdiye kadar sıkıntı yaşıyor muyduk? Bu tür şeylerde yaşıyorduk. Poğaça, simit gibi şeyler bulamıyorduk. Sadece ekmek bulabiliyorduk. Belediye başkanımıza böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ederim. Çünkü hem böyle ben işte derslerime burada çalışabiliyorum, hem glutensiz Sağ ol. ürünlerden faydalanabiliyorum, hem manzarasından faydalanıyorum, hem de oturulacak yerler çok iyi tasarlanmış, personeller güler yüzlü. Yani resmen arkadaş olduk. Yani abi bize gel, bize git. Hani artık gel git bu şekilde. Lezzetli ürünler sayesinde. Ürünleri de lezzetli, insanlıkları da çok iyi.